Türkiye'de ilk gelinlik çay yapraklarından, aman aman şuraya bakın şuraya. Bana da ne yakıştı be, aman. Nerede? Göçmen kızının programında, Rumeli TV'de. Göçmen kızı ayrıcalığıyla. Evet, çok teşekkür ederim. Bir telefonumuz varmış. Alo. Halit Nart. Çal Ahmet abi. Hoş geldin Halit'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Sen de bir Karadenizlisin değil mi Halit? Arkadaşlar dedi ki bana telefon açma konuşma hakkı dedim. Benle ilgili bir şeyler söylemişim işte. Göbeğinden bahsettik Halit. Falan diye. Halit. Efendim? Sen de Karadenizli değil misin? Yani ben şimdi Kafkas'ım. Ama Karadeniz'in büyük bir bölümdekileri bizim soyumuzdan gelmiş oluyorlar. Ben Çerkezlerin, Nazların, Abazların ataları diye geçiyor. Nasıl buldun bu gelinliği Halit'ciğim? Halit Nart, Nart Müziği sahibi aynı zamanda kendisi de sanatçıdır. Aynı zamanda benim çok sevdiğim can dostumdur. Evet, can göbekli dostum. gayet güzel buldum. Ben şu çok uzun zamandan beri seyrediyorum. Her önüne geleni evlendireceğim diyorsun. Ama öyle bir şey yok. Biz burada yıllardır bekliyoruz. Programda kim evlenecek, kimi kimle evlendireceksin? Önce Hüseyin Hanım'ı evlendireceğim, şimdi sonra. Önce Osman'ı evlendireceğim, sonra Ufuk evli be. Siz evli misiniz? Hayırlı. Vallahi ben de siz önce bir güzel bir başlangıç yapın. Kiminle? Birini evlendirin. Mesela kiminle? Vallahi o biri ben değilim, bir kere ben dedim yani. Ben... Kim olsun, kim olsun, kim olsun söyle bakalım. Mesela söyleyeyim, bir tanesi bizim Orhan Bey olabilir. Aaa, Orhan tabii ki seni evlendireceğim, bir şeyler duydum zaten. Ha, tamam, o da dinliyor zaten bizi, bekler. Orhancığım, sen bana göçmen kızına bir alo de. Canım, çok teşekkür ederim. Hani ben bugün geliyorum ya, neden böyle? Bütün klimalar çalışıyor ama ben tutuşuyorum bugün. Haluk gitti. İşine gelmedi geliyorum diye. Hayatım, biraz daha bu gelinliği senden dinlemek istiyorum ben. Nasıl yaptınız? Tek İçinde tek neler var? Yapıştırdık. Üzerine dediğim gibi parlatıcılar sürdük, simler, üzerine taşlar attık. Mankenimiz de çok güzel taşıdı. Bu akşam bunu biraz daha farklı versiyonuyla Taksim Meydanı'ndayız. Bütün sevenlerimizi, dostlarımızı bekliyoruz. Pekala bir şey soracağım sana. Şimdi bu gelinlikten sen anlıyorsun, eşin anlıyor da Osman nereden anlar da bu kadar uğraştı arkalarda, koşturdu. Sizin aileden birisi mi Osman? Tabii ki, benim o evladım gibidir. Çok severim kendisini, sağ olsun. Kendi evlatlarından ayırmıyorum. Onu da sen evlendirirsin artık çevrende böyle akrabalarından. Herhalde ki. Ama gelinlik gibi böyle bir gelinlik giydirirsin. Tabii izin verirse Kadir abimiz. Onda bir baba var maşallah. Vallahi mı? Onu sormadan ikinci nefesini alamazsın. Evlenemez yani ona sormadan. Evlenir ama yani bir babaya sormak lazım. Yandım Ahmet abi, yandım. Söylemek istersin bizlere. Gülten Hanım'a çok teşekkür ederim. İngiltere'den işini bıraktı. Bizim bir programımız. Bu organizasyon için geldi. Evet evet. Çok teşekkür ediyorum. Birçok basını ayarladı. Bu akşam kapacağız. Aman aman. Evet. Ben de orada olmak isterim ama son dakika haber veriyor bana. Dün söylemedim mi ben sana? Söylemedim. Ben kuaföre gideceğim. Bana diyor ki Nevin sen gelmeyeceksin mi? Bunun hesabını ben sana sorarım. Yolları söyleyeceğim. Allah yolda da. Bütün gazeteler patlar. Yemin ediyorum. Hadi yansın Ahmet abi, çal. Ben gelinlik için oynadım. Gerçekten çok güzel. Türkiye'de ilk yapıldı bu gelinlik. Ama maydanoz gelinlikte ilk oldu değil mi? Evet. Maydanoz öldü de onunla hiç şey konuşmak istemiyoruz. Konuşmak şu istemiyoruz. Şu anda çay yağımız var. Başka projelerimiz de var. Sırayla ilerleyeceğiz.
öyle bir hani ben size hep özeniyorum. Nasıl, ne kadar şanslı bir kadınsın ki böyle bir eş buldun kendine. Onlar hep bir yana, kocam bir yana. Hep yanında, ya, her hep zaman. Destek oluyorum. Ne bileyim ben ya, valla size çok özeniyorum. Biz birlikteyiz. Allah inşallah uzun İnşallah ömürler böyle nasip olur hocam, sizlere. Değil mi? Kesinlikle. Nasıl size de nasip etsin. Sana da ben yanayım bugün. Yok mu buzlara vardın? Valla canlar neden böyle? Bakın inanılmaz güzel. Ben de böyle bir gelinlik giymek isterim. Tamam. Sana daha farklı bir... Neden daha farklı? Ama şimdi bunu da giydi. Bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir gelinlik giy dedin ki bana günlerce konuşuldu. Benim web sayfamda yazılama... Hala şu alıyorum. Hala. 70 kişiye demişsiniz ki lütfen bir daha giyin. Ne zaman giyeyim? Bu gelinlik kaç beden hayatım? Bu gelinlik sıfır beden. 0.0. Ama bana sıfır beden buraları biraz böyle... Sen 38 senet bir şey yok ki. 38 değilim ben, 36'yım. Özür dilerim. Pardon. Çok özür dilerim. Ben burada hep uğraşıyorum. 6'da maydana ziyorum. 36 olmayı. Kızım Türkiye'deyiz. Türkiye, Türk erkeği biraz kilolu bayanları sever. Öyle mi? Bunlar sadece manken. Niye evlenmiyorlar? Çünkü sıfır bedenler. Biraz bonfetinde olacaksın tabii ki. Aman hayatım ya. Ben hiç ekrandan gitmek istemiyorum. Ben Hayırsın. Diyorum ki biz böyle buradayken bir şarkı alalım. Olur mu sayın yönetmenim? Olur mu hayatım? Olur. Zeynep'ciğim seni şöyle davet etsem hayatım. Orkestramızı yapalım. Tamam, nasıl istiyorsan sana bırakıyorum. Hadi şahane. Çay değil, bir şey olsun ben şimdi bu sahneyi. Çay yerinden öte. Potonya deresi dur aman aman baş tarafı derin dur yarım yarım baş tarafı derin dur yarım yarım çayınlar. İşler bozuk, zor da yuvarlak.
programda bu değil. Yok yok. Devam edeceğiz. Göçmen kızıyla ama ne zaman? Tabii ki reklamlardan sonra. Yeah.